Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine düzenlenen baskın Trump cephesinden büyük tepki gördü. Baskınla ilgili Başkan Joe Biden suçlanırken FBI ajanlarının 9 saate aşkın sürdürdüğü operasyonda 12 kutu kanıt toplandığı belirtiliyor. Nükleer silahlarla ilgili gizli bilgileri bulmaya çalıştılar. Washington Post gazetesi soruşturmaya yakın kaynaklara işaret ettiği haberinde FBI görevlilerinin diğer dokümanların yanı sıra nükleer silahlarla ilgili gizli belgeleri bulmaya çalıştığını yazdı. Konuyla ilgili kaynaklar ekiplerin ne tür bilgiler aradığını veya söz konusu belgelerin kurtarılıp kurtarılmadığı hakkında ayrıntı vermedi. Trump evim işgal edildi. Trump konuyla ilgili açıklamasında Florida Palm Beach'teki güzel evim Mar-a-Lago kuşatma altında. Büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. Milletimiz için karanlık bir zaman. Daha önce hiçbir Amerikan başkanının başına böyle bir şey gelmedi demişti. Bu arada Amerikan Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump'ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen ben onayladım diyen Garland, arama emrinin olası bir nedenin gerekli görülmesi üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildiğini belirtti. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye pandemi sonrası dönemde güçlü ve dayanıklı yatırım ortamı sayesinde birçok farklı sektörde faaliyet gösteren küresel şirketlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tedarik zincirindeki değişimlere hızlı adapte olmamız sayesinde yatırımcılarımız küresel ölçekte rekabet edebilen ürünler ve hizmetler ortaya koyabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye son 20 yılda bölgesel bir Ar-Ge, üretim, lojistik ve yönetim merkezi oldu ve güncel yatırımlarla bu konumunu pekiştirmeye devam ediyor ifadelerini kullandı. Dağlıoğlu bir diğer önemli başlıksa teknoloji girişimlerimizin aldığı yatırımlar. 2022 yılının ilk 6 ayında Türkiye'deki tohum, erken ve ileri aşama teknoloji girişimleri 140 işlemde 1.4 milyar dolar yatırım aldı açıklamasında bulundu. Washington merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin uzayan savaşta büyük bir oyuncu olarak ortaya çıktığını yazdı. Ankara'nın Ukrayna ile güvenlikten Rusya ile enerji işbirliğine ve Kiev ile Moskova arasında diplomatik arabuluculuk yapmaya kadar birçok cephede yer aldığına vurgu yapıldı. Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını Türkiye'nin diplomasisinin kolaylaştırdığı ifade edilen analizde Ankara'nın yaklaşımı Rusya ile nasıl başa çıkılacağı konusunda Batı'ya dersler sunuyor. Türkiye NATO güvenlik bloğunun hayati öneme sahip bir üyesi. Ancak Amerikalı ve Avrupalı ortaklarının pozisyonundan bağımsız olarak ve bazen bunlara karşı hareket eden bir üye denildi. Ankara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel bir güç olarak konumunu güçlendirdiğini belirterek şöyle denildi. Ukrayna'ya önemli miktarda silah sağladı ama Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarına katılmadı. Ankara, NATO'nun vazgeçilmez bir üyesi olmayı sürdürüyor. Türkiye yaptırımlara katılmaktan kaçınırken NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik desteği sağlama konusundaki tutumunu geniş ölçüde destekledi. Ankara, PKK ile ilgili sorunlar nedeniyle askeri bloğun İsveç ve Finlandiya'ya doğru genişlemesini aylarca engelledi. Bu Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarına öncelik verme eğilimini gösteriyor. Belki de Türkiye'nin en önemli rolü Moskova ile Kiev arasındaki tahıl ve gıda tedariki sorunlarında arabuluculuk yapması oldu. Ukrayna'nın gıda ve tahıl ihracatının çoğu Rusya'dan olanlar da dahil Orta Doğu, Afrika ve ötesindeki küresel pazarlara ulaşmak için Türkiye'nin Karadeniz ve Boğaz'daki deniz sularından geçmeli. Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi çalışma ilişkileri olan tek NATO üyesi. Bu nedenle gemilerin bu bölgeden güvenli geçişini garanti etmeye yardımcı olabilir. Türkiye'nin stratejik yaklaşımı Ankara'nın sadece hayati gıda kaynaklarının kilidini açmasına değil, aynı zamanda bu süreçteki diplomatik prestijini de güçlendirmesine izin vererek önemli faydalar sağladı.